Ya fotoğraf alttan sonra çıkacaksınız değil mi orada? Tamam. Kıymetli valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin malumu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak heyecanlı bir döneme girdik. Heyecanla okullarımızın açılmasını beklediğimiz, okulların açılması için heyecanlı bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah bir aksilik olmazsa 2 Eylül günü eğitim öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül'den itibaren. 9 Eylül tarihi itibariyle de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine, hepsine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum öncelikle. Bugün sabahleyin Kilis'teydik. Öğle saatlerinde Antep'e döndük. Ve Antep'te bu anlamda hazırlık süreçlerini kontrol eden toplantımızı yaptık. Sabahleyin Antep'e geldiğimizde ilgili genel müdür arkadaşlarımız burada illerden davet ettiğimiz il müdür arkadaşlarımız da kendi alanlarıyla ilgili toplantılarını yaptılar. Bugün burada 6 Şubat felaketini yaşadığımız 11 ildeki eğitim öğretim hazırlık süreçlerini değerlendirmek üzere bir toplantı yaptık. Toplantımıza bu 11 ilden aramıza katılan il müdürlerimizle birlikte değerlendirmelerimizi yaptık. Dediğimiz gibi il müdürlerimiz sabahleyin genel müdürlerimiz de bu anlamdaki süreçleri değerlendirdiler. Şimdi de biz de bu değerlendirmelerin üzerine genel bazı konularda arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk, istişarelerde bulunduk. İnşallah sağlıklı, sorunsuz bir biçimde 9 Eylül günü itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim yılını başlatmış olacağız. Ben deprem bölgesiyle ilgili bu kapsamda yaptığımız en azından yeni okullar veya yıkılan okulların yerine yaptığımız okullarla ilgili birkaç tane rakam vermek istiyorum size. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şuydu, 6 Şubat tarihinde depremi yaşayan illerimizde o gün itibariyle derslik sayısının üzerine çıkacağız her birimizde. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı idi. Biz de bütün planlamalarımızı bakanlık olarak bu çerçevede yaptık. Ben bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü süreçte bizim bu 11 ilde yaşadığımız derslik sıkıntısını gidermek için bize çok ciddi şekilde yardımcı oldular. Aynı şekilde AFAD üzerinden İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanımız personelimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu 11 ildeki valilerimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel, sağlıklı bir biçimde bu planlamalarımızı yaptık. En sonunda şu rakamları sizlerle paylaşmak isterim. İl il değil ama genel olarak paylaşmak istiyorum. Bizim 6 Şubat tarihi itibariyle toplam Türkiye genelinde 1295 okulumuz, 9935 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Yani yıkıldı ya da yıkılmasa bile yıkılması gereken bir hale geldi. Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu vesileyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimize bir kez daha başsağlığı dilemek isterim. 6 Şubat'tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde bu 9935 eksilen dersliğin yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanan, yani eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde ihalesi yapılmış, inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19.784 derslik yapılmış olacak. Yani 9.900 derslik eksilmiş iken yaklaşık 10.000 derslik ilave olarak eklenmiş olacak bu sayıya ki bu tam Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatı da her ilde yaklaşık olarak ilin
6 Şubat öncesindeki derslik sayısının %10 üzerinde bir dersliğe kavuşmuş olacak demektir. Bunu da sizin vasıtanızla herkese paylaşmak isterim. Çünkü kamuoyunda bazen siyasi gündem oluşturmak adına bu anlamda yanlış ifadeler kullanan kişiler oluyor. Eğitim öğretim süreci başlarken ben bu rakamları sizlerle paylaşmak istedim. Sadece bu değil, ilave olarak yıkılmayan ama güçlendirme anlamında çalışma yapılması gereken toplam bizim okul ve derslik sayımız itibariyle, iller itibariyle farklı rakamlar var. Yaklaşık olarak tamamlanan, inşaatı devam eden, yani ihalesi yapılmış, inşaat devam eden de toplam 4536 derslik var. Yani onlar da yıkılmayan ama güçlendirme ihtiyacı duyan binalar. Dolayısıyla 11 ilin tamamında inşallah 6 Şubat'tan önceki rakamların yaklaşık olarak %10 üzerinde bir derslik sayısı planlanmış, eğitim öğretim sürecine kazandırılmış olacak. Ben tekrar biraz önce saydığım bize katkı veren bütün bakanlıklara, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteğine teşekkür etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Yeni eğitim öğretim yılı açılıyor. Bununla ilgili de biz bakanlık olarak eğitim öğretim süreçlerine hazırlık anlamında geçtiğimiz hafta iki ayrı genelge yayınladık ve Sayın Valilerimizden bu genelge doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlerimizle çalışmalar yapmalarını istedik kendilerinden. Bu genelgeler geçtiğimiz yılda benzeri bir biçimde eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesi yayınlamıştık. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl kabaca işte Türkçe üzerine vurgu yapmıştık. Türkçe dersinin ortaokullarda ve liselerde özellikle çocuklarımızın ana dil becerilerine sahip olmaları konusunda sahada arkadaşlarımızdan destek istemiştik. Bir başka önemli konu, devamsızlıklarla ilgili tedbirler almıştık. Bir başka konu, sınıf tekrarını tekrar gündeme getirmiştik. Açık liselere geçişle ilgili sınırlandırmalar yapmıştık. Geçtiğimiz yıl bu başlattığımız yenilikleri yıl içerisinde kararlılıkla uyguladık. Bu yılda 3 tane ana konuyu merkezimize almayı planladık genelgelerimizde. Bunlardan bir tanesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk defa uygulanmaya başlanacak olan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bu yılın, yani 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki hazırlıklarımızın odak noktasında. Bu anlamda öğretmen, idareci ve formatör eğitimlerimizi Haziran ayının başından itibaren yürütüyoruz zaten. 2 Eylül'de öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başladığında bu konudaki faaliyetlerimiz biraz daha yoğunlaşmış olacak. Yeni eğitim öğretim yılındaki ana başlıklarımızdan bir tanesi bu. Bir diğer ana başlığımız özellikle Ağustos ayı başında yayınlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi. Bizim yeni eğitim öğretim yılındaki ana başlıklarımızdan bir tanesi olacak. Mesleki ve teknik eğitimde bu anlamda yeni adımların atıldığı bir yıl olacak. Onun da detaylarını daha önce sizlerle paylaşmıştık zaten. O da bizim önemsediğimiz bir konu. Bir üçüncü konu, bu yıl gündemimize almayı istediğimiz üçüncü konu da şu. Dünyanın her tarafında modern ya da örnek olarak bize çokça önümüze getirilen ülkelerin tamamında eğitim öğretim sürecinin içerisindeki ana unsurlardan bir tanesi aileler, ebeveyn. Dolayısıyla biz 2024-2025 eğitim öğretim yılında ailelerden, ebeveynlerden, öğrencilerinin
çocuklarının, evlatlarının eğitim öğretim süreçlerinde daha başarılı olmaları, daha verimli bir eğitim almaları, hem pedagojik olarak, hem akademik olarak, hem de değer anlamında daha iyi eğitim almaları açısından ailelerin okullarımızda ve öğretmenlerimizle ortaklaşa çalışmaları, birlikte bir paydaş mantığıyla hareket etmelerini merkeze alan bir dizi etkinlik planlıyoruz inşallah. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir platformu da hizmete sunmuş olduk, Veli Vizyon adıyla. Orada hem Ailem ismiyle bir mini dizi seti oluşturduk. Hem de okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın ailelerle ve velilerle paylaşması için materyaller oluşturuyoruz. Yeni dönemde aileleri bu anlamda eğitim öğretim sürecinin içerisinde görmekten, çocuklarına hem örnek olma anlamında hem de akademik eğitimlerinin gelişmesi anlamında katkı vermelerinden mutlu olacağımızı ifade etmek isterim. İnşallah hep beraber hepimizin üzerinde düşen sorumlulukları yerine getirerek başarılı, sağlıklı bir eğitim öğretim yılını geçirmiş oluruz diyoruz. Tekrar hepinize, ev sahiplerimiz başta olmak üzere, sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.